Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dışişleri Bakanlığımız konuyla ilgili çok özel ve önemli açıklamalar yaptılar. İsrail ordusu Gazze'de Baptist Hastanesi'ni vurdu. Çoğunluğu kadın ve çocuk, en az 500 kişi hayatını kaybetti. Katliama Türkiye çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırı kınandı. Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucu yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor. Bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır. Gazze'de El Ahli ve El Memedani hastanelerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. 6 siyasi parti ortak bildiri yayımlayarak İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalamasına tepki gösterdi. İsrail'in Gazze halkına karşı uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını artırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz. Meclis ortak bildirisinde yaşanan vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarına çağrıda bulunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını, uluslararası toplum ve kuruluşlarını tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz.